Victor Hugo'ya yaşamında en çok övüldüğü anı sorarlar. Victor Hugo gülümseyerek bakar dostlarına. Bir gün tiyatrodan eve dönüyordum der. Evin önünde indim arabadan. Zile bastım ama kapı bir türlü açılmıyordu. Üstelik çok da sıkışmıştım. Artık yaşlandım. Biliyorsunuz yaşlı su kanalları gençlerin hafızaları kadar hızlı akar. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Çaresiz evin köşesini döndüm, ihtiyacımı giderdim. Ama o sırada bir işçi geçiyormuş. Beni görünce bağırmaya başladı. Ve hey koca eşek, Victor Hugo'nun evinin duvarına işemeye utanmıyor musun? Balzac'la Alexander Dumas pek geçinemezlerdi. Birlikte Dumas'ın bir oyununu izlerken Balzac iğnelemiş arkadaşına. Azizim, bunadığım zaman ben de oyun yazacağım. Alexander Dumas hemen verdi yanıtını. Aman dostum ne duruyorsun o halde? Mark Twain bir kadını yemeğe davet etmişti. Yemek sırasında Twain kadına ''Ne kadar güzelsiniz'' dedi. Kadın mağrur bir edayla yanıtladı yazarı. ''Ama ben size aynı komplimanı yapamayacağım.'' Mark Twain güldü. ''Siz de yalan söyleyin.'' Sokrat, öğütleriyle gençleri kötü yollara yönetme suçuyla yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. Cezası baldıran zehri içirilerek infaz edilecekti. Karısı son saatlerini yaşayan Sokrat'ı ziyarete geldi. Çok üzgündü. Ağlayarak, ''Seni haksız yere öldürecekler.'' dedi. Sokrat şöyle bir baktı karısına. ''İyi ya karıcığım.'' dedi. ''Ya haklı yere öldürselerdi.''